Merhabalar arkadaşlar. Size erken dakikalarda bir destek oyuncusunun ne yapması gerektiği ile ilgili bir video göstermek istiyorum. Bu videoda neler yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü üzere kusura bakmayın bir hata yaparsam. Şu şekilde oyunu başlatalım. Bizim açımızdan verelim. Evet, şu anda oyun başladı. Görüldüğü üzere bir çizgi gibi bir dizilim almış durumda takımımız. Bu dizilimin amacı karşı tarafın bizim ormanımıza girmesini engellemek ve bütün çıkışları tutmaya çalışıyoruz şu anda. Benim bir destek oyuncusu olarak konumum burada. Ben bu çıkışı tutuyorum. Bir destek oyuncusu için bu çıkışı tutmak en mantıklı şeydir. Evet, burada Orianna var mesela, onu görmüş oldum. Neden? Çünkü buradan 5 kişi geldiği zaman hemen bizim kırmızı bölgesine şuraya bir tane keşif totemi dikmek suretiyle karşı tarafın yaptığı invade'i, yani ormanımızı ele geçirme çabasını bu şekilde bertaraf etmiş olacağım. Eğer ki buraya bir keşif totemi dikebilirsem, dolayısıyla bir destek için en mantıklı yer burasıdır. Korumak için. Şu anda taşıyıcımla birlikte buradaki golem diye tabir ettiğimiz şeyleri alacağız. Şu anda bakın nasıl yaptığımı. Önce ben vuruyorum. Taşıyıcım daha sonra bunu vur kaç vur kaç yaparak öldürüyor. Sistem budur. Bir kere daha göstereyim size. Önce ben çektim. Bakın taşıyıcım beni takip ediyor. İki kere vurdum. Ben de vur kaç yapıyorum. Ona döndüğü anda o da vur kaç yapmaya başlayacak. Vur kaç vur kaç. İkimizin de canı azalmadan gayet rahat bir şekilde, bakın ikimizin de canı full. Daha bakın, bu arkadaşlar daha nerede? Gelmemişler. Minyonlarımız. Dolayısıyla başarılı. Yaklaşık 70 gold önde başlıyor. Benim saldırı gücü taşıyacağım. Baktım kanatta hiç kimse yok. Birazcık daha ileride duruyorum. Buradan gelme ihtimallerine karşı ve bir anda çıktı. Bakın birazcık önde durduğum için yarı canını götürdük. Karşı tarafın taşıyıcısının. Bu önemli. Önde durmasaydım bunu yapamamış olacaktık. Bakın, tek başına olduğunu gördüğüm için birazcık önde durdum. Fakat Soraka'sı yetişti. Birazcık önde durarak onu rahatsız etmeye çalıştım. Aynı şekilde hala önde duruyorum. Çünkü benim taşıyıcım level 2. İkinci seviye ve daha üstünüz şu anda. O da ikinci seviye oldu. Soraka'nın bu çalıda durduğunu fark ettim. Bu yüzden buraya bir tane keşif totemi yerleştirdim. Ki benim taşıyıcım daha rahat etsin diye. Bakın hiçbir şekilde durmuyorum. Devamlı sıkıntı vermeye çalışıyorum karşı tarafın taşıyıcısına. Bu şekilde biraz devam edelim. Bakın koordineli şekilde devamlı dürtüyoruz rakibi. İkisi de iksirlerini, sağlık iksirlerini kullanmak zorunda kaldı. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bakın benim taşıyıcımın 19 son vuruşu var. Karşı tarafın taşıyıcısının 5. Ve bunların büyük bir kısmını alamayacak. Aynı şekilde dürtmeye devam ediyoruz. Dürtemediğim zaman da kuleye vuruyorum. Dürtebildiğim zaman karşı tarafın taşıyıcısına vuruyorum. Gördüğümüz üzere. Biraz daha hızlandıralım. Bakın devamlı dürtmeye çalışıyoruz. Devamlı. Devamlı. Yani bir destek oyuncusunun erken safhalarda yapması gereken şey devamlı dürtmektir. Bakın canı ne kadar azaldı. Benim taşıyıcımın daha bütün yasal iksirleri duruyor. Yanında Soraka olmasına rağmen iki tanesini kullanmak zorunda kaldı. Bakın devamlı vuruyorum. Devamlı vuruyorum. Tabii ki burada keşif toteminin de zamanına çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeyler ters giderse hemen yenisini dikeceğim. Kendime bir kalkan attım. Kuleden hasar almamak için. Tekrar vurmaya devam ediyoruz karşı tarafın taşıyıcısına. Soraka yaklaştı. Var dikti. Keşif totemi dikti. Hemen onu cezalandırdık. Birazcık vurduk ona. Bakın boş durmamaya çalışın. Bu şekilde devamlı karşı tarafı dürtün. Karşı tarafa devamlı vurun. Burada keşif totemine tekrar dikkat ediyorum. Zamanı geldikçe. Yaklaşık 30 saniyesi kalmış. Buradan görebiliyorum. Birazdan gidip onu yenilemem gerekiyor. Bu daha bitmeden yenilerseniz çok daha iyi arkadaşlar. Yani aa bitmiş, 10 saniye geçmiş, bir şey olmaz demeyin. Muhakkak bitince gidip yenileyin. Bu şekilde bakın yine kendime kalkan attım.
Birazcık da refleksinizin olması gerekiyor kule altında karşı tarafı dürterken. Baktım karşı taraf birazcık şu anda geride duruyor. Yani vuracak noktada değilim çok fazla. Keşif totemim bitti. Gidip onu yenilemem gerekiyor en kısa zamanda. Evet, gidip yeniliyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum bakın. Tekrar dürtmeye çalışmıyorum. Keşif totemimizi yenilemeye gittim. Çok ileride olduğumuz için burada durdurayım. Çok ilerideyiz. Bakın burada duruyoruz. Dolayısıyla hem buraya bir tane hem de buraya bir tane dikeceğim ki maksimum korumayı sağlayabileyim. Buraya ve buraya birer tane keşif totemi diktiğiniz zaman maksimum koruma altında olmuş oluyorsunuz. Tekrar oyuna devam edelim. Nehre doğru gittim, keşif totemini diktim ve buradan Muakkai çıktı. Şu anda bakın, benim taşıyıcım, karşı tarafın taşıyıcısıyla ikiye bir şekilde burada savaşıyor. Ben Muakkai'yi gördüm. Hemen taşıyıcıma diyorum ki, Letilion Onuraksu, bizim Team Turquality'nin saldırı gücü taşıyıcısı benim takımımın. Hemen dedim ki, Onur Muakkai geliyor, kaç dedim. Şu anda bunu söyledim, hemen bunu söyledim. Hemen kaçmaya başladı benim taşıyıcım. Bakın, burada yaptığım şeyi tekrar göstereyim size. Muakkai'nin benim taşıyıcıma gideceği yönü kestim. Bakın şöyle gidecek değil mi? Ben hemen onun önünü kesiyorum ki ulaşamasın. Birazdan onu koyun yapabilirim, sincap yapabilirim. O da dolayısıyla bunu gördü ve direkt benim üzerime atladı. Dolayısıyla korumuş oldum taşıyıcımı. Herkese bir yavaşlatma attım. Ve gördüğünüz gibi iki tane flash kullandırttık. Ve bizden sadece bir tane flash kullanıldı ve tutuştur da kullandı. Yani sıçrılarını ve tutuşturlarını kullanmış oldu rakip. Ve bir tane gengi önlemiş olduk. Ve şu anda bakın ne kadar az. Üç taraf, üç kişinin de canı ne kadar az. Yani kısacası arkadaşlar, oyunun erken safhalarında bu şekilde bir güç oluşturmaya çalışın rakip üzerinde. Devamlı vurun. Devamlı bir şeyler sallayın. Devamlı bir şeyler atın karşı tarafın üzerine. Hiç boş durmayın. Çalıda durmayın. Bu şekilde çalıda beklemeyin. O zaman bir işe yaramıyorsunuz. Bu videodan bu kadar. Bu şekilde keşif totemi yerlerimiz. Bu şekilde oyunun erken safhalarında nasıl sıkıntı vermeniz gerektiği. Çalıda durmayın, boş durmayın, keşif totemlerinizi yenileyin. Bu videodan çıkaracağımız dersler bunlar. Baktığımız zaman 54'e 30, neredeyse 2 kat. Yani bu senaryo her şeyi anlatıyor. Yanında Soraka gibi bir iyileştirme karakteri olmasına rağmen, bakın, hiç yaşam iksiri yok, sağlık iksiri yok, canı nasıl? Daha bir tane sağlık iksirimiz var ve canı nasıl? Son vuruşlar da belli. Bu videodan bu kadar. Teşekkürler.